Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler efendim. Ben ziraat mühendisi Abdullah Berkakkaş. Bugün neredeyiz? Efendim bugün Bursa Kestel'den sizlere sesleniyoruz. Bugünkü konumuz neler? Bugün pitaya meyvesi, yani bildiğimiz ejder meyvesi üzerine bir muhabbetle sizlerle olacağız. Özhan Bey'in yatırımda bulunduğu üreticimiz değerli Özhan Bey ile beraber. Özhan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri bir tanımış olalım öncelikle. Ben Özhan Öztürk, aslen Sivaslıyız. Hı hı. 98'den beri biz burada üretim işiyle uğraşıyoruz. Fidan olsun, süt bitkisi olsun. O işlerle meşgulken işte 2018 yılında bu serayı kurmak aklımıza geldi. Cenab-ı Allah nasip etti. 2018'de burayı kurduk. Bu şekilde şu an devam ediyoruz. Evet, 2 yıllık bir üretim macerası evet. Var bu evet, konuda. Evet. Peki, daha öncesinden de tabii ki bitkisel üretimde vardınız. Tabii. Ama bu ejder meyvesi nereden geldi aklımıza? Bursa'da olur mu? Bir çelişkiler yaşadınız mı? Yani bu nereden geldi fikrimize de başladık şimdi bu işe? Şimdi bu işin hikayesi biraz uzun aslında. Dediğim gibi ben 2018'den beri üreticiyim. Hı hı. Pardon, 98'den beri üreticiyim ben bu bölgede. O zamanlar süs bitkisi, meyve fidan, işte şirket üzerinde yerimiz vardı bizim. İşte imtihan sırınca başımızdan oralar geçince ben bu bitkinin Türkiye girişini gördüm. Bundan hı hı. bir 7-8 sene önce Türkiye giriş yaptı bu bitki. O zaman açıkta denenme yaptılar. Ben o zaman yine bir araştırdım. Burada o zaman sera falan yoktu. Dedik araştırmasını yaptık, yazdık biz bu kağıda bir onu rafın altına koyduk. İşte yıllar sonra tekrar bu karşımıza çıkınca biz o zaman fidanı bırakmak zorunda kaldık. Dedik bu işte bir iş var. Dedik biz bu işin üstüne bir düşelim, bakalım nedir, nasıldır, nasıl oluyor, aha. nasıl yapılıyor diye. O zaman bir başladık, bayağı bir yoğun araştırma yaptım. Yani Mersin'e gittik, Alanya'ya gittik, çok kişiyle telefon görüştük. Yurt dışında, orijin tarafında olan insanlarla temasa geçtik. Onlardan da bilgi aldık. Burada işte meteoroloji olsun, onlarla bir bilgi aldık. 10 yıllık bir değerlendirme çıkarttı burada. Hava durumu nedir, nasıldır? Meteorolojik bitki, veriler. Tabii. Yani şimdi bu bitki buraya uygun mudur, değil midir? Tabii. Bunların hepsinin bir araştırmasını yaptık. Çünkü burada ciddi bir sermaye yapmak lazım. Tabii. Yani bir de şimdi örnek rol model bir şey yapacağız. Yani şimdi hani hayale sukuta uğramayalım diye bayağı bir çalışma yaptık. Hı hı. Yani ön araştırmalar, tetkikleri sağlam tuttuk. Kesinlikle. Diyorsun. Şimdi aslında bildiğiniz üzere değerli izleyenler, son zamanlarda bir ivme yakaladı bu ejder meyvesi ülkemizde de. Şimdi Özhan Bey, bu ejder meyvesi nedir? Nereden geldi? Ülkemize ne zaman, nasıl bir giriş yaptı? Bu nedir yani? Bu meyvenin bir açılımını sizden dinlemiş olalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bu 8 yıl önce Türkiye giriş yaptı bu bitki. Hı hı. Getirdiler yurt dışından. Bunun orijini zaten Vietnam tarafı, Tayland tarafı, Güney Amerika taraflarında orijin o taraflarda yapılıyor. Hı hı. Oradan buraya getirildi bir şekilde. Türkiye giriş yaptı. Orada mesela şimdi orijin olan bölgelerde açıkta yapılıyor. Evet. Sera, ört altı falan değil. Biz de burada aynı şekilde denemesini yaptılar. Aynı normal getirdiler. O şekilde dikim yaptılar ama yazın zarar gördü, kışın zarar gördü. Evet. Çünkü yazın niye zarar gördü? Burada mesela bizim ülkemizde güneş ışıkları dik geldiği için bitki çok güneş sevmiyor. Enlem zaten, boylam dereceleri. Tabii ya, bir de şimdi kaktüs familyası olduğu için sevmiyor güneşi. Bir o yaktı. Ondan sonra kışa geldikten sonra kaktüs zaten sonuçta bünyesinde su barındırıyor. Yine olmadı. Bu sefer o zaman ört altına geçmeye başladılar. Hı hı. Ört altına geçtikten sonra başarı sağlandı. Hem de muazzam bir başarı sağlandı. Şimdi faydalarına gelecek olursak, yani bunları saymaya kalsak yani bayağı bir faydası var. Yani şimdi ben size en basitten söyleyeyim. Mesela tıp diyabet 2. Yiyeceği bir meyve. Hı hı. Bunda mesela şimdi 8-10 tane, 16 tane meyvenin karışımı var. Beyaz ve kırmızı dahil olarak. Evet. Şimdi bunda şeker oranı az. Bunda özelliği nedir? Aromatik var. Diğer işte birçok meyvenin aromatik tatları birleştiği için bunda insanlar çok haz veriyor yerken. Bir de sağlık yönünden çok faydası var. Dediğim gibi mesela tıp diyabet 2'nin yiyeceği tek meyve hem yerken hem de tedavi ediyor. Şifa niyetine. Tabii tabii. Hem mesela kalp damar hastalıkları olsun. Mesela portakaldan daha fazla C vitamini var. İçeriğinde. Evet. Mesela bağışık sistemini kuvvetlendiriyor. Hı hı. Meyve olarak. Kalsiyum çok yüklü. Çinko, magnezyum. Yani bunlar hepsinden bayağı bir yüklü olduğu için meyve zaten asıl değer kılan onlar. Bu meyveler baktığımızda zaten saydığınız meyvelerin şifalarını saymakla bitiremeyiz. Tabii. Bunların hepsini barındıran bir meyve olunca boşuna da ejder meyvesi değil aynen, mi? Bunun aynen. Diğer isimleri de var. Ya şimdi yurt dışında mesela pitaya geçiyor. Pitahaya geçer. Bir de dragon fruit diye geçer. Asıl işte yurt dışında evet. Asıl bilinen şey dragon fruit diye geçiyor. Bizim ülkemizde de ejder meyvesi olarak geçiyor. Evet. Şimdi bu tabii geliştirirken bir yatırım
maddiyatı yüksek dedik. Evet. Şimdi ülkemizde siz bunun öncü üreticilerinden birisiniz. Ve Bursa'da bunun olabileceğini de biz sizin sayenizde de görmüş olduk. Evet. Şu an biz Kestel'deyiz değerli izleyenler ve Kestel'de bir sera içerisinde Özhan Bey bir yatırım yapmış. Ne kadarlık bir arazi burası? Burası 1500 metrekare. 1500 metrekare. Evet. Komple kapalı alan. Komple olarak 1500 metrekare bir tesis burası. Hı. Üretim olarak. Şimdi burada da hava olaylarına baktık dedik. Yatırıma karar verdik. Evet. Sonrasında ne gibi çalışmalar yaptık burayı hazırlarken? Şimdi zaten ilk buradaki yapılacak tek şey sera. Hı hı. Sera ama normal sera standartları üzerinden de oluyor bu biraz. Çünkü şu oluk yüksek dediğimiz 3 metre olması lazım veya da daha yüksek yapabilirsin. Çünkü bitkinin havaya ihtiyacı var. Tabii. Yani bir sirkülasyon sağlaması lazım. Onun için yüksek yapıyoruz. Hem bitki strese girmesin. Ondan sonra daha güzel gelişsin diye. Sera ilk başta çok önemli. Yani zaten bu testi bir kere yapacaksınız bu yatırımı. Tabii. Sağlam bir şey yapmanız gerekiyor. Yani 3-5 fazla verirsiniz ama sonuçta ileri dönük bir yatırım olduğu için sağlam bir şey olacak. Seradan sonra zaten diğer teferruatlar var. Mesela işte beton direkler olsun, dikim şekli olsun, işte toprağın hazırlanması olsun. İşte bu çember sistemler var mesela hepsinde. Evet. O çemberlerden yağ atıyor. Mesela onlarda işte demir var. Biz tekrar onların üstüne bir izolasyon yaptık ki demire değmesin bitki diye. Hı hı. Orada o şekilde bir zarar görmesin. Şimdi ilk bahçeyi hazırlarken, evet, seramızı hazırlarken ne gibi aşamalar var? Şimdi meyvelerin fidanlarını aldık. Evet. Fidanları dikeceğimiz zaman sıra arası sıra üzeri mesafelerimizi kaça kaç ayarladık? Bu beton direkler neye göre ayarladık? Bir dinlemiş olalım. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Seraya hazırladıktan sonra, sera olduktan sonra beton direkten ara mesafeleri genişlik 3 metre olması gerekiyor. Çünkü, hı hı, içeride rahat gezmeniz lazım. Yani bitkin dediğim gibi hava ihtiyacı olduğu için yani pek fazla temas etmemesi lazım. Hı hı. 3 metre olduktan sıra sonra araları 3 metre. Evet, bu genişlik 3 metre, aha, olacak. Ama şu aralar geldikten sonra şimdi bunun iki farklı dikim var. Bir direklere dikim, bu şekilde, hı hı, dörtlü dikim yapıyoruz. Bir de sıra dikim dediğimiz bir dikim sistem var. Şimdi burada her ikisi karışık oldu. Ha. Burada hem sıra dikim var hem de sıra dikim var. Evet, beton. Beton var, bir de sıra dikim var. İkisini de biz burada yaptık. Hı hı. Bunu şöyle söyleyeyim ben. Orijin olan yerde direklere dikimdir. Dörderli dikimdir, 3 metre aralıklar vardır, 2 metre de sıra genişliği vardır. Evet, arası. Bu şekilde olursa bitki daha da güzel gelişiyor ve yerdeki hacim, toprak daha da geniş olduğu için daha güzel kök salıyor ve daha, tabii, çok verim alabiliyor. Köklenme yapısını daha rahat. Tabii, mesela kök yapısı o kadar enteresan ki saça kök var. Hı hı. Yani normal bizim fidanlardaki bildiğimiz, affedersiniz, kazı kök dediğimiz yok, ondan yok. Saça kök var ve komple yüzüstünü sarıyor. Yani çok vitamin, yani topraktan çok güzel beslenebiliyor bitki. Topraktan ihtiyacını misi kaldırıyor. Tabii, mesela burası dediğim gibi 2018 kuruluşu var buranın. Hı hı. İki yıllık. Evet, 2 yıllık. Şimdi 2 yılda şimdi bazı insana geldiği zaman inanamıyor, şimdi burası 2 yıl gerçekten o kadar oldu mu diyor. Yani çünkü insana bak ya, burası diyor herhalde bir 5-6 yıldır siz bu işte uğraşıyorsunuz. Böyle bir görünce. Yani şimdi ama işte o şekilde değil. Bir de şimdi bunun işte beslemesi var, bakım var, ilgi alakası var. Bunları siz zamanında her şeyi verdiğinizden sonra Allah'ın izniyle olmaması gibi bir şansı şimdi yok. Şimdi biz de o konuda kısım kısım gidelim. Bu konuda yatırım yapmak isteyenlere de buradan ekranlar, evet, başında bizi izleyenlere de doğru bilgiyi aktarmış olalım. Şimdi fidanlarımızı diktik. Daha sonrasında sulama olarak damla sulama evet, kullanıyoruz. Bu sulamayı ne sıklıkla yapıyoruz ve bitkilerin de tabii ki bizler gibi beslenme ihtiyaçları, yani, var. Bu periyot, üretim periyodu içerisinde gübreleme çalışmalar üstünde de muhabbetimizi devam ettirelim. Şimdi dediğiniz gibi damlama sistemi üzerinden çalışıyoruz. Bitki zaten kaktüs sulaması olduğu için pek fazla su istemiyor. Hı hı. Özellikle mesela şimdi yaz aylarında meyve döneminde bizim bu bölge için söylüyorum ben. 10 günde bir sulama yapıyoruz. Damlamadan 1 saat bir sulama yapıyoruz. O sulamada da gerekli besinleri, takviyesini zaten yapıyoruz. Ama hepsi zaten yaptığım takviyeler, hepsi organik. Hı hı. Herhangi bir işte bir kalıntı olacak veya bir ilaç kalıntısı olacak hiçbir şekilde bir şey yok. Mesela bu gördüğünüz meyvelerin hepsi yani orijinaldir ve hiçbir şekilde de katkı maddesi bir şeyde yoktur. Tamamen orijinaldir yani. Evet. O mesela şeyde, besinlerde, bakımlarda işte insan vücudunda bulunan işte 101 elementten biz de bunları da aynı şekilde o şekilde kullanıyoruz. Mesela solucan gübresi kullanabiliyoruz sıvı olarak. Hı hı. Damlamadan bunu verebiliyoruz. Yazın 10 günde bir besleme yapıyorsun. Kışın mesela şimdi artık fidan uyumaya geçecek. Bu dönemde mesela bu bölge için gene söylüyorum 20 günde 25 günde yarım saat bir sulama yapıyoruz. Ayda bir veya yetiyor. Çünkü kaktüs olduğu, aha, için kendisini muhafaza edebiliyor. Bir de zaten kışın meyve çalışmıyor. Tabii. Şu an mesela üzerinde artık son meyveler var. Son i̇nşallah meyveler. Bunları bu hafta içinde inşallah koparacağız, yerlerine göndereceğiz.
bundan sonra artık fidan uyumaya geçir diyeceğim ama uyumadı, uymuyor fidan da. Dinlenme periyodu. Sera olduğu için çalışıyor yine. Tabii. Ufak ufak yine çalışmaya gene devam ediyor. Hı. O şekilde gene dediğimiz gibi işte o şekilde gene kışın gelip bakımını yapacağız işte. Bahardan sonra, kıştan sonra bahara geçtikten ondan sonra tekrar bir işlemler hızlanacak. Evet, peki. Şimdi bitkilerde en çok gördüğümüz hastalık ve zararlılar bizler için baş belası deriz. Evet, çok bunları maalesef yaşarız. Peki 2 yıldır siz üretim periyodu içerisinde, bu sera içerisinde gördüğünüz hastalık veya zararlılar oldu mu? Veya bu bitkinin siz araştırmalarınız içerisinde hastalık ve zararlılarına baktığınızda neler gözlemlediniz? İşte ben işin en büyük sırrı da zaten orada. Bu bitkinin öyle bir yapısı var ki bunun yani ne bir tane böyle zararlısı var, ne bir tane böyle ağır bir ilaç kullanacak bir potansiyonu var. Tamamen organik. Yani ilaç deseniz şunu da ilaç bir şekilde bulamazsınız. Hı hı. Çünkü daha sert olduğu için buna hiçbir şekilde haşere gelip bir şekilde bir şey yapamıyor. İşleyemiyor buna. Evet, yapısı gerçekten. Yani çok sert, yani işte en büyük özelliği ilaç kullanmıyorsunuz. Kullansanız da çok basit ilaçlar kullanıyorsunuz ki meyve döneminde zaten hiç keza kullanamıyorsunuz. Çünkü meyveyle bir şey oluyor ki meyve döneminde tomurcuk, çiçek, meyve. Üçü bir arada gelişiyor. Devamlı bir sirkülasyon var. Sadece bahar döneminde işte meyveye hazırlık olsun diye işte zararlı gelmesin. En büyük mesela şey mantardır. He. Mantar nedir? İşte o da havasız kalır içerisi. Sirkülasyon yapmaz. İşte kışın zaten nem rutubet çok olduğu için. Tabii. Ondan bir mantar olur. Meyvarda bazen dallarında. O da geçici bir şey. Önemli bir şey değil. En büyük özelliği ilaç kullanmıyorsunuz. Şimdi yani içerinin havalandırmasını, nem oranını doğru tuttuğumuz sürece tabii böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kesinlikle yok. Bu çok güzel bir artı değerli izleyenler. Çünkü diğer bitkisel üretimlerde baktığımızda biliyorsunuz özellikle gene bölgemiz için deveci armudu, evet, Santa Maria'da veya şeftalide epey bir ilaç kullanımı mevzu bahis ve söz konusu. Şimdi bu bitkide baktığımızda böylesi bir güzelliği var. Gerçekten özel bir güzellik. Yani bunu da çok mükemmel. Şimdi mesela benim yan tarafım armut bahçesi. Hı hı. İnsanlar armuta ilaç atmaktan bıkıyorlar. Evet. Minimum 15 kere ilaç atıyorlar. Çok rahat. Bir ilaç tankerinin maliyeti de şu gün zaten ilaçlar çok büyük para. Evet, ne yazık ki. İşte iyi ilaç kullanırsan bir tanker 2000 lira. En aşağı. En aşağısı. Evet. Bunu 15 kere tekrarlıyorsunuz. Yediğiniz meyve şimdi ya ne kadar deseniz bunda sonuçta ilaç kalıntısı bulacaksınız. Dozaj bakımından var, atım usulündeki ya atmazsanız armut olmuyor. Öyle de bir çelişki var. Doğru. Ama şimdi bunda o şekilde bir şey yok. Yani ilaç yok. Gübreleme çok az. Daha doğal. Daha doğal. Organik çünkü. Evet. Şimdi organik diyoruz ama çekim esnasında da efendim ara ara kıpırdadıkça tabii arada bize bir batımlar oluyor. Şimdi bu biraz da dikenli bir bitki. Evet. Kaktüs familyasından evet, olduğu için buna da tabii yetiştiricilerimizin biraz dikkat etmesi gerekliliği var. Onu da söylemiş olalım. Evet, bu kadar güzel ama her güzelinde bir ceremesi var. Aynen. Demin demiştik işte gülü seven dikenine katlanır ya. Siz de ejderi seviyorsanız bunda dikenine katlanacaksınız. Evet, ejderi seven dikenine katlanır diyelim. Peki, şimdi kışın bütün bitkilerimiz dinlenme periyodunda ağırlıklı oluyor. Şimdi bunda da üretim sezonunun başlangıç ve hasat zamanı ne gibi bir süreçte diye sormuş olayım. Şimdi yani çiçeklenme şöyle söyleyeyim. Dönemi ne zaman başlıyoruz? Bizim bu sırada şu an 1800 tane meyve fidanımız var. Hı-hı. Hali hazırda. Bu 1800'ün içinde 4 tane cinsimiz var bizim. Bunun bilinen 150-160 cinsi var. Hı-hı. Ama işte bunun kimisi elle döllenen var, çapraz döllenen var, hiç döllenmeyen mi var, kendi kendine dölleyenler var. Bunlar hem en orijini, cinsin en ismi mesela. Şunlar şu gördükleriniz, şu mesela şu meyve. Hı-hı. Bu Vietnam. Vietnam White diye geçer bu. Hı-hı. Beyazdır içi, dışı kırmızıdır. Türünün en iyisi ve en dayanıklısı olan bu. Vietnam. Evet. Mesela diğerler işte Siam Red var burada, Thai Red var, bir de Filipin Red var. Hı-hı. Bunlar Mayıs ayında çiçeklenme başlar. Mevsimsel havanın sıcaklığı sokmaya olarak değişir. Mayıs'ta çiçekleme başlar. Haziran'da meyve, sonuna doğru meyve almaya başlarsınız. Mesela şimdi tomurcukla meyvenin arası yaklaşık 50-60 gün. Hı. Bir tomurcuk gözükür. O tomurcuğun şu meyve haline gelmesi 60 gün veya 50 gün sürüyor. Evet. Ama öyle bir şey ki şimdi orada meyve devam ederken tekrardan burada tekrar tomurcuk geliyor. Hı-hı. Yani bir sirkülasyon yapıyor. Evet. O Mayıs'tan mesela bugüne kadar bizim bu cinsen hepsi meyve veriyor. Peki çiçeklenme döneminde mesela çiçeklerde işte bu döllenme ortamının oluşması için tozlanmanın tam olması babında soruyorum. Evet. Ekstra bir besleme yapıyor muyuz veyahut da meyvetlerde meyve bağlama zamanında hani hı-hı, ağaçlarda uyguladığımız gibi evet, bir ekstra bir uygulama yapıyor muyuz? Şimdi bunun bir de ayrı bir özelliği var şimdi.
çiçek 24 saat ömrü var bunun. Yani çok mükemmel bir çiçeği var. O çiçek açar mesela şu önündeki şu kurumuş püskül. Bunun çiçeğidir. Bu çiçek açar. Akşam terlikte başlar açmaya. 24 saat sonra ertesi gün sabah böyle 10 falan sel çöktüğünde artık çiçek işi biter, kapanır. He. Döllenmesini yapar. Kendisi döllenmesini yapar. Siz dışarıdan takviye yaparsanız elle döllenme yapabilirsiniz ama bunu yapamazsınız. Çünkü bu kendini dölleyebiliyor. Kendi dölleye bu. Diyor mu mesela cinsin en iyi türü bu. Evet. Bu 24 saatlik bir ömrü var o çiçekten sonra. Çiçek kapandıktan sonra işi bitti. Ondan sonra meyveye devam ediyor. Yani evet. Şöyle söyleyeyim mesela değil mi? 150 tane bunun cinsi var değil mi? Mesela şimdi bizim bölgede uyumlu olan cinsler, şu an bendeki cinsler bunlar. Birkaç cins daha var. Mesela şu an meyve veren bir cinsimiz var. Ama bizim bu bölge için, Marmara bölgesi için uygun değil. Ha şöyle yaparsınız mesela onu nasıl yap? Ben ha bu aylarda da meyve almak istiyorum. İşte Ocak, Şubat diye de ben meyve almak istiyorum derseniz çok muazzam bir ısıtma yapmanız lazım serranızda kışın. Ekstra bir maliyet harcayacağız. Tabii. Yani onu da şimdi iyi düşmek lazım. Yani iyi gelir gider getirisi götürsün. Yani çünkü o ısıtma yapmanız için bayağı bir harcamanız lazım ki buranın gece sıcaklığını yani minimum söyleyeyim 15'ten aşağı düşmeyeceksiniz. Zaten gündüz şey yok, sıkıntı yok. Güneş değilsin. Zaten bizim naylonlarımız özel naylon bu. Evet. Bu bir de bir tık daha özel naylon bizim bu. Biraz daha biz fazla biraz farapar edik. Hani sağlam olsun diye. Yatırımı ama tam zamanı doğru yapalım. Tabii yani çünkü bir kere harcıyorsunuz bu işi. Yani sonradan bu işi yapayım değiştireyim derseniz sıkıntı olur size tekrardan. Evet. Şimdi peki bu meyvelerin olduğunu tam olarak nasıl anlıyoruz ve hasatta nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi bunun tam olduğunu anlamak için şimdi mesela burada mesela var. Şu mesela kırmızı. Şunun bir ton daha kırmızı olması lazım. Şurada mesela vardı sanki evet. Yeşiller var mesela burada. Aha, daha yeni mesela olanlar. Bak yeni bir al düşmüş daha üstüne. Mesela ilerine doğru daha kırmızılara var. Evet. Tam kırmızı renk düştükten sonra meyve artık olmuş demektir. Ondan sonra toplayabiliriz ama bir de şöyle bir şey. Bunu el yordamıyla almak biraz bitkiye zarar verir. İşte uzun bir makas aramız var. Kargaburun dediğimiz. Şu dipten gireriz. Çünkü sağlamdır. Bakın yani koparamazsın bunu. Evet. Bunu dipten gireceksiniz. Keseceksiniz. O şekilde alacaksınız. Aldıktan sonra kök kısımdan. Tabii oradan alacaksınız. Yani şimdi bu meyvanın ben yani hangi avantajı sayın bilmiyorum ki. Mesela meyvanın hem dalda ömrü uzun. Kopardıktan sonra raf ömrü uzun. Mesela bir normal buzdolabında minimum 2 ay bekleyebiliyor. Bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü lif yapısı çok kuvvetli. Yaprak o kadar kuvvetli ki şu dalı. Zaten bitkinin kendi de gövdesi de gayet şey ve meyvesi de gayet. Evet. Yani o kendini sert. Çok bile muhafaza edebiliyor. Yani minimum 2 ay dolapta çok rahat bir şekilde kalabiliyor. Bir gün koyun işte çıkardın. Mesela Mart'a kadar ben size söyleyeyim dayandırabilirim. Bir sıkıntı olmuyor. Yok yani o kadar da yani çok faydaları da var. Yani sadece yani sağlıktan değil yani ekonomik olarak da çok büyük kazancı var bu iş. Peki yatırım bakımından hasatta şimdi makaslara dikkat edeceğiz dedik. Makas kullanımı daha güzel dedik. Böyle bir yatırım aşağı yukarı tahmini diyelim ne kadara bir maliyetle patladı? Şimdi benim totaldeki burası bütün masrafım işte elektriğim olsun, işte seram olsun, bizim içeride zaten sobamız var, sera sobamız var. Evet. Hepsi onlar dahilinde biz buraya 150 bin liraya mal ettik. Evet. 150 bin liraya bu şekilde bir tesis kurabildik. Ha şu an nedir işte maliyet de biraz daha yükseldi. O da neden dolayı? İşte şu an malum dolar artışta. Sera zaten en büyük maliyet sera. Tabii. Mesela bu işin hemen hemen söyleyeyim %65-%70'ini sera götürüyor. Tabii. Fidanlar peki tedarik ederken zorlandınız mı? Yani nereden alımlar oldu? Bildik insanlar mı veya dışarıdan mı? Ve ücretleri ne kadar fidanların? Şimdi biz fidan tedarik ederken yine o konuda çok hassas davranmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani bu işin çok cinsi var. Yani eğer doğrusunu. Yani doğrusunu almazsanız bu işin doğrusunu bulmazsanız bölgeye adapte olacak. Zamanınız gider. Hadi para geçsin, parayı bir şekilde geri kazanırız da ama zaman giderse geri döndüremezsin. Evet. O çok büyük sıkıntı. Yani biz zaten fide alırken bile ben değil mi? Çok insanlarla görüştüm. Hani nedir? Bak ben Bursa'da yapacağım bu işi. Olur mu olmaz mı? Kimisi abi dedi boş yere uğraşma dedi. Hani paranı boş yere harcama dedi. Olmaz. Olmaz dedi. Kimisi görüşme abi dedi. Hani olur dedi. Yeter ki şu imkanları yap dedi. Bu işleri yaparsan dedi. Olur dedi. Biz de tabii kendi tecrübemize dayanarak işte araştırdık. İşte bizim de bilinçli olmanızın verdiği fayda. Tabii yani de şimdi şöyle bir şey. Yani Cenab-ı Allah murad etmiş. Bizi vesile kılmış burada. Zaten işin aslı o zaten. Yani biz yoksa ne yaptık? İşte getirdik, diktik, suyunu verdik. Oldu. Büyüdü vesile. Oldu evet. Yani. Ama işte biz burada nedir? Bir emek sarf etmişiz. İşte bir çaba harcamışız. İşte onların sonucunda işte çok şükür Allah'ıma yani çok da güzel bir şey oldu. Ki burası Marmara bölgesinin ilk ve tek tesisi. Evet. Biz yani de onu de, fark ettik. Çünkü yani öyle bir özellik burası. Ben bilmiyordum. Kendilerini daha sonradan tanıma fırsatı olduk. Bir sosyal medyada gördük.
ve bir tanışalım dedik, görüşelim dedik. Şimdi ben de merak ediyorum değerli izleyenler, evet yani ziraat mühendisi olabilirsiniz ama yani memleketimizde bu kadar böyle bir tesis yok ve yani bu konu hakkında da çok bir bilgim de yok. Hazır dedim böyle bir yatırım Bursa'mızda yapılmış bir üreticimiz var. Biz bu muhabbeti bir açalım, izleyenlerle paylaşalım, biz de öğrenelim ve bilgi alalım, izleyenlerimize de aktarmış olalım dedim. Son olarak bunun piyasası ne kadar? Yani bu meyveler şimdi evet yatırımı yaptık, hasada geldik, meyveleri kopardık makaslarla, güzel şey yaptık, raf ömrü güzel. Bunu biz nasıl satacağız? Pazar durumu nasıl bunun? Şimdi pazar durumu o kadar güzel ki hem yurt içi olsun ve yurt dışı olsun. Mesela şu an inşallah Allah'ın şifasını verir. Şimdi pandemi var mesela. Bu pandemide dahi bu mesela hız kesmedi. Mesela şu an turist gelmedi. Oteller bomboş. Ama şu an nedir? Avrupa bu işi biliyor. Avrupa bu meyveyi çoktan tanıyor ve tüketiyor. Neyin ne olduğunu biliyor onlar. Bilinçli tüketiyorlar mesela orada. Mesela şu an şöyle söyleyeyim. Buradaki fiyatı adet bazında 15'ten 30 TL arasında geçiyor. Bir tanesi. Evet. Gramına göre değişiyor işte. 200 gram var, işte 500 gram var. O aralarda meyvenin gramı değişiyor. Ama bizim buradaki asıl amacımız hem ülkeye katma değer olsun diye ihracat. Evet. En büyük özelliğimiz bizim bu. Mesela şu an işte Antalya olsun, Mersin olsun, oradaki arkadaşlar mesela ihraç yapıyorlar. İhraç başa niye? Çünkü oradaki üretici sayısı fazla. Evet. Onlar mesela bir talep olduğu zaman bir tırı doldurup gönderebiliyorlar. İşte bizim de buradaki o aşamaya gelmemiz için minimum söylüyorum bunun gibi bir 50 tane tesis lazım ki bu bölgede. Biz de bir tane tır yapalım, buradan gönderelim. Peki Bursa'mızda bunun altyapısı olur mu? Siz yılların buradaki sahadaki tecrübeli bir insansınız. Bursa çiftçisine bunu öneriyor musunuz? Kesinlikle. Bursa değil daha doğrusu Marmara bölgesi. Kesinlikle. Mesela şöyle söyleyeyim. Bizim buraya tesis sağ olsun Allah razı olsun çok gelenler var. İşte Bilecik mesela geldi. Ağatataş'ın Bilecik buraya çıkarma yaptı. Doğru. Yani müdürleri geldi, ticaret odası başkanları geldi sağ olsun ayaklarına sağlık. İşte Sakarya'dan gelenler var, Yalova'dan gelenler var. Allah razı olsun mesela burada ben Ali Nur Başkan'a teşekkür etmek istiyorum. O da mesela bizim işte elektrik falan sıkıntımız vardı. Bize çok destek de verdi. Kendisine gittik, kendisine ikram ettik. Hatta buradan da söyleyeyim kendisine buraya da bekliyorum ben. Mesela Gürsu Belediye Başkanım, Kaymakamım, işte Kestel Belediye Başkanım, Kaymakamım sağ olsun onlar da çok bize mesela destek oldular. Çünkü hani biz önce olduk burada. Dedik biz bir iş yapacağız. Hani bizim bazı sıkıntılarımız var işte elektriğimiz falan bir mevzulamız falan var. Dedik hani bize bu konularda yardım edin. Hani biz dedik bu inandık biz bu işi başaracağız, yapacağız inşallah. Onlar da sağ olsunlar. Evet yani bize güvendiler, inandılar. Sağ olsun Allah razı olsunlar. Yani mesela şu yolumuz bile sağ olsun Ali Nur Başkanım bizi hiç kırmadı mesela. Dedim başkanım yolumuz dedim bozuk. Dedim bir yolumuzu yapar mısınız? Çünkü gelen giden misafirlerim çok var dışarıdan. Hani bu şekilde yolumuzu bizi görmezsinler. Hani böyle bir tesis var da buraya gelirken çamur içine gelmeyelim diye. Allah razı olsun bizi kırmadı. Bir değişimizde hemen yolumuzu da hallettiler. Yani ben buradaki çiftçiye kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Özellikle Marmara bölgesine öneriyorum. Hani neresine mesela benim bulunduğum bölgeden doğu tarafa doğru değil de batıya doğru. Evet. Batıya doğru gideceğiz. Çünkü orada hava iklimler daha da müsait. Daha rahat. Güzel olur. Evet. Yani ülkemiz için çok güzel olacak bu iş. Şimdi değerli izleyenler, Türk çiftçisi her zaman son teknoloji, son ürünler olsun, her zaman bir araştırmacı ve girişimcidir. Bu konuda ben gözlemlerimi bütün Anadolu'da yapmış bir insanım. Bilinçli üretici diyoruz her zaman ama şimdi Özhan Bey'in değindiği nokta gerçekten önemli. Bilinçli tüketici de bizler için önemli. Böylesi bir meyvenin kıymetini biz üreticiler olarak biliyoruz. Yatırımlara başladık. Evet. Tüketicilerimizin de kendi sağlıkları, evlatlarının sağlıkları için bu araştırmaları yapması gerekliliği var ki bilinçli tüketici bizim bu arz talep dengesindeki en önemli konumuz. Yani sizler tüketmedikçe bizlerin üretmesinin bir mantalitesi yok. Şimdi bu pandemi sürecine de değinmiş olduk. Pandemi de sizi fazla etkilemedi. Kesinlikle. Devam etti. Çünkü niye etkilemiyor? Şimdi mesela üzerine basarak söylüyorum ki bu meyvenin bağışıklık sistemini kuvvetlendiğine dair belgeler var. Yapılan araştırmalar var. Niye? Çünkü mesela insan vücudunda şu an C vitamini lazım ve D vitamini lazım. Evet. Bunların hepsini fazlası barındırabiliyor bu. Artı bunun yanında kalsiyum çok yüklü mesela, magnezyum çok yüklü. Bu bizim vücudumuz için gerekli olan şeyler bu dönemlerde. Eğer şimdi diyorum mesela Avrupa bu işi biliyor, Avrupa bu işi tüketiyor. Mesela size şöyle söyleyeyim. Bundan yaklaşık bir 3 yıl önceki verileri söyleyeyim ben size. Çin mesela. Yani çok basit bir örnek vereceğim ama çok büyük bir örnek olacak bu. Çin'in şu an mesela güneyinde bu üretim başladı. Evet. Ama öyle bir başladı ki yani devasa zaten 1,5 milyar yakın nüfusu var Çin'in. Çin mesela bu işi orijin yerinden kendi vatanlarına ihraç yapıyorlardı.
ihraç yaparken nasıl bir ihraç yapıyorlardı biliyor musunuz? Adet başı, nüfus başına bir tane düşecek şekilde ihraç yapıyorlardı. O da 1,5 milyar adet demek. Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki bütün herkes, bütün sera, bütün işi bıraksın. Domatesli, salatalıklı falan hepsini bıraksın. Sadece bunu unutmaya başlasa, yani sadece bir Çin'i ve Orta Doğu'yu besleyemezsiniz. Yetmez. Ki bunun yanında Avrupa var. Bu kadar açık bir pazar var. Yani çok mesela şu an şunu da söyleyeyim mesela. Şu an bunun mesela 60 TL'den alıcısı var. İhracatçı. 60 liradan. Evet, kilosunu. Mesela şu meyve yaklaşık 350 gram. Hı-hı. 400 gram arası. Şimdi vatandaş bunu ihracatçı 60 TL'den alıyor. Ve Avrupa'ya ihraç yapıyor. Evet. Şimdi düşünün bir de ülkemize bunu katma değerini düşünün. Bir tabii, de ben şöyle söyleyeyim. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu işin reklamı asıl sarayda yapıldı. Beştepe'de yapıldı. Orada niye çünkü yapıldı? Bu bilerek kasıt yapılmış bir şeydi. Bu orada yapıldı ki insanlar buna bir merak uyandırsın, bir baksınlar, bir araştırsınlar diye. Oradan zaten daha bir hız kazandı. Hı hı. O insanlar daha da bir araştırma başladı. Ondan daha da çoğalmaya başladı. Mesela şunu da söyleyeyim. Şu an abimizin bir 60 dönüm saray kuruyor. 60 dönüm. Sadece bu iş üzerine. Bunun için. Evet. Bursa'da mı? Yok, Bursa değil. Adana tarafında. Adana tarafında. Hı hı. 30 dönüm serası olan var ve 60 dönüm serası üstüne yine kuruyorlar. Niye? Çünkü bu işin getirisi var. Rusya mesela. Şu an Rusya mesela ihraç yapıyorsun. Rusya'da bu bitkinin olması mümkün değil. Tabii soğuk bir iklim. Yani baktığımız zaman efendim önü açık bir bitki ve kendisine Özhan Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiği bilgiler için. Sağ olun efendim. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Vakti veda diyeceğiz. Evet. Programı ben buradan bize destek olan işte belediye başkanım olsun, sayın valim olsun, kaymakamlarım olsun, belediye başkanımız hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve çiftçilere diyorum ki inşallah siz de bu üretime başlayın ve kârı inşallah göreceksiniz. Ben burada size elimden geldiği kadar danışmanlık yapacağım. Fide olsun, bilgi olsun. Bana ulaşmanız sadece yeterlidir. Hı hı. Efendim bugün ejder meyvesi üzerine bir muhabbetle sizlerleydik. Bugün Bursa Kestler'den sizlere Özhan Bey'in üretim sahasından seslenmiş olduk. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var.